Merhabalar, ben Uzman Derviş Amca Toklu. Yakın Doğu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Dünya Grubu Koordinatörüyüm. Bugün sizlerle 23 Nisan Bayramı ve çocuk konulu sunumu paylaşacağım. Merhaba sevgili çocuklar. Tüm dünyada etkisini gösteren COVID-19 virüsü ve beraberinde getirdiği problemlerle hayatımızda birçok değişikliğe gitmek zorunda kaldık. Ülke olarak hiç alışık olmadığımız bir süreç içerisindeyiz. Bu nedenle sizlere buradan 23 Nisan ile ilgili bilgiler paylaşacağım ve aile katılımlı etkinlik önerilerinde bulunacağım. Cumhuriyet tarihinin kapılarını araladığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan'ı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, dünyanın tüm çocuklarına bayram olarak hediye etmiştir. Aynı zamanda Atatürk, çocukları vatana benzetmiştir ve vatanı korumak, çocuğu korumakla başlar demiştir. Bu sebep nedir ki, geleceğin söz sahibi, yani ulusun egemenliğinin çocuklar olacağına işaret ederek, sizlere hürmet adına bugünü bayram olarak hediye ettiğini ifade etmiş ve 23 Nisan ilk defa çıkarılan bir kanunla resmi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk bayramı olarak kutlanmıştır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milli bayram olarak ilan edildiği günden itibaren hiç sekteye uğramadan günümüze kadar kutlanmıştır. Fakat 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan COVID-19 adlı virüs hayatımızı sekteye uğratmış ve beraberinde yapılacak tüm toplu etkinliklerin iptaline sebep olduğundan İlk kez 23 Nisan bayramını okul ortamında kutlayamıyoruz. Peki evde kutlamaya hazır mısınız? Sizler için hazırladığım etkinliklerle 23 Nisan bayramını evde kutlayarak aileleriniz ile kaliteli zaman geçirebilir ve anılarınıza bir yenisini ekleyebilirsiniz. Hadi şimdi etkinlik zamanı. Dolabınızdan en sevdiğiniz kıyafetinizi seçiniz ve giyiniz. Daha sonra etkinlikleri yapmak için hazır olunuz. İlk etkinliğimiz sulu boya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı yapımı. A4 kağıdının tam ortasına kurşun kalem ile ay yıldız çizelim. Fırça yardımıyla ay yıldızımızı kırmızı renge boyayalım. Ardından kağıdımızın üst ve alt kısımlarına fırçamızla birer şerit çekelim ve onları da kırmızı renge boyayalım. Bayrağımız hazır. İkinci etkinliğimiz elma baskı ile Türkiye Cumhuriyeti bayrağı yapımı. Elmayı yatay bir şekilde ortadan ikiye ayıralım ve göbeğine yıldız ve ay çizelim. Daha sonra yıldız ve ayın etrafını fırça yardımıyla kırmızı renge boyayalım ve beyaz bir kağıda baskımızı yapalım. Elmadan bayrağımız hazır. Üçüncü etkinliğimiz el kalıbından bayrak yapımı. Kırmızı bir fon kartona tüm aile fertlerinin elini çizip keselim. Daha sonra A4 kağıdından ay yıldız şeklini çizip keselim ve elin tam ortasına yapıştıralım. Bayrağımız hazır. Boya tekniğiyle bayrak yapımı. A4 kağıdından ay yıldız keselim ve başka bir A4 kağıdının ortasına koyalım. Ay ve yıldızı yerinden kaydırmadan sayfayı boyayalım. Tüm sayfayı boyadıktan sonra ay ve yıldızı kaldıralım. Bayrağımız asmak için hazır. Yırtma yapıştırma tekniğiyle bayrak yapımı. Kırmızı ve beyaz renginde kartonları elimizde küçük parçalara ayıralım. Boş bir A4 kağıdının ortasına ay ve yıldız çizelim. Ardından yırttığımız kağıtların beyazını ay ve yıldızın üzerine yapıştıralım. Boş kalan alanı yırttığımız kırmızı kartonla dolduralım. Bayrağımız asmak için hazır. Ve son etkinliğimiz 23 Nisan tohum etkinliği. Küçük bir saksıya, bardağa veya kutuya evde bulunan tohum veya çekirdeklerden birini seçerek ekelim ve ona bir isim verelim. Ben ekmiş olduğum tohuma 23 Nisan çiçeği ismini verdim. Büyüme sürecini gözlemleyerek resimli bir günlük tutalım. Okullara geri döndüğümüzde arkadaşlarımızla ve öğretmenlerimizle etkinliğimizi paylaşalım. Unutmayın sevgili çocuklar, gelecek sizlersiniz. Sevgili ebeveynler, bizler de geleceği hazırlayanlarız. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar,
umut dolu yarınlar dilerim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.